Son yıllarda çatışma bölgelerinden ve yoksul ülkelerden kaçış insanlığı pek çok acı tabloyla karşı karşıya bıraktı. Kıyıya vuran cansız bebek bedenleri, alabora olan botlar, sınırlarda yaşanan dramlar. Hız kesmeyen göç pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Umuda yolculuk olarak başlayan serüven kimileri için çok erken son buluyor. Peki yeni başlangıç hayallerini Avrupa ülkelerine taşıyanlar? Son zamanlarda yapılan araştırmalar madalyonun karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Anadolu Ajansı olarak Avrupa'ya ulaşan göçmen çocukları inceledik. Bu yıl içinde Lost in Europe adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşunun rehberliğinde yapılan bir araştırma, kıtaya adım atan refakatsiz göçmen çocuklarla ilgili acı tabloyu gözler önüne serdi. Veriler Avrupa ülkelerinde sığınma evlerinde kalan binlerce refakatsiz göçmen çocuğun kaybolduğunu teyit ediyor. Son 3 yılda Avrupa ülkelerinde en az 18.292 çocuk kayboldu. Yani günde 17 çocuk. Bu çocukların neredeyse %90'ı erkek ve her 6 çocuktan biri 15 yaşın altında. İtalya araştırmada tespit edilebilen 5.775 kayıp çocukla listede birinci sırada. Göçmen çocuklar insan kaçakçılarının yardımıyla yasa dışı farklı kanallardan Avrupa'ya adım atıyor. And a significant proportion of those children who arrive to Europe and are seeking asylum in Europe either embark on the journey without their families or lose them along the way. The proportion of children who are arriving unaccompanied and separated is high, very high. Çocuklar genel olarak Fas, Cezayir, Eritre, Gine ve Afganistan'dan geliyor. Görüştüğümüz yetkililer ve çocuklar buraya geliş nedenlerini, ailelerini bırakış nedenlerini daha iyi bir yaşam olarak açıklıyor. Avrupa bu çocuklar için uzun ve meşakkatli yolculukta umut için son durak. David Joseph de bu tehlikeli yolculuğu deneyimleyen bir başka örnek. Journey started from from Ivory Coast we got to Agadez, which is a place in Niger. So in Agadez we met this man that is a trafficker and we spoke to him. We paid money to get to Libya. We got kidnapped by some smugglers. So they kidnapped us and they put us into the prison. We are fortunate enough to escape from the prison, which is a very long story, left with only one friend. We worked for 2 to 3 weeks and we are able to raise money and then we paid the trip to get to Italy. Son 4 yılda 18 yaş altında botla Avrupa'ya geçmeye çalışan çocukların toplam kişi sayısındaki oranı da artmış durumda. Avrupa'ya ebeveynlerinden yoksun gelmeleri çocukların durumunu daha da korunmasız hale getiriyor. Anadolu Ajansı'nın İtalya'ya kaçak yollarla giriş yapan göçmen çocuklarla yaptığı görüşmeler de koşulları gözler önüne seriyor. Volevo faccio un futuro del più bello, ma non l'ho fatto un cazzo. Solo lavorando, ma non tengo anche un pochino di soldi. Sembra frega soldi. Uzmanlar Avrupa ülkelerinden elde edilen rakamların gerçeği tam olarak yansıtmadığını kaydediyor. That we do not know in and around Europe how many children go missing every year, particularly in Europe, and that it certainly lies in the tens of thousands, if not dramatically more, is quite extraordinary. Children that go missing almost always have a range of other child rights violations, lack of documentation, not accessing essential services, missing out on an education. İstatistikler her ülkede farklı kriterler gözetilerek toplanıyor. Birbiriyle uyumsuz veri setleri ortaya çıkıyor. Fransa, Romanya, Danimarka gibi ülkelerin kayıt tutmaması ve İngiltere gibi ülkelerden de net rakamlar alınamaması sebebiyle genel tablonun daha vahim olduğu düşünülüyor. Almanya'da bulunan German Children's Fund kurumunun başkanı Holger Hoffmann da ülkesindeki verilerin güvenilir olmadığını iddia ederek bu yaklaşımı skandal olarak tanımlamıştı. Peki kayıp çocuklar nerede? Konuyla ilgili yayımlanan raporlarda çocukların bir kısmının kötü koşullarda kaldıkları sığınma evlerinden kaçtıkları kaydediliyor. 18 yaşına yaklaşan bu çocuklar sınır dışı edilme korkusu yaşıyor. Avrupa'ya varan çocukların hedefleri arasında kıtanın diğer bölümlerinde yer alan yakınlarının yanına varmak da yer alıyor. Ancak ebeveynsiz çocukları bekleyen en büyük tehlike ise organize suç çeteleri.
İnsan kaçakçıları ağlarına düşürdükleri çocukları zorla çalıştırıyor, kaçakçılık ya da fuhuş faaliyetlerinde kullanıyor. Formal government systems are more inclined oftentimes to push them back and to not create legal channels. And not just Europe, I'm talking across the entire journey itself, starting from the country of origin, then certainly they have to rely on unofficial channels, channels that end up exploiting them. 2019'da İngiltere'de terk edilmiş bir kamyonda ölü bulunan 39 Vietnamlı, insan kaçakçılarının göçmenleri nasıl suistimal ettiklerini gözler önüne sermişti. Peki son yıllarda gittikçe gün yüzüne çıkan bu acı bilanço neden önlenemiyor? Temel problemlerin başında Avrupa ülkeleri arasında bir türlü sağlanamayan sınır güvenliği bulunuyor. Avrupa ülkeleri kendi sınırları içinde yer alan reşit olmayan çocukların güvenliğinden sorumlu. Ancak çoğu vakada bir çocuğun hangi ülkede yer aldığı bile tespit edilemiyor. Avrupa genelinde ortak bir strateji belirlenememesi sorunun çözümünü de sekteye uğratıyor. Avrupa'daki birçok vakada yerel güvenlik otoritelerinin kayıplarla ilgili süreçleri özenli bir şekilde takip etmediği bildiriliyor. In terms of government's work and maintaining border security are not attentive oftentimes to the issues that face children, particularly unaccompanied children. Yeni vardıkları kıtada oldukça zor bir başlangıç onları bekliyor. Kimileri şanslı bir başlangıç yapma fırsatı bulabiliyor. Ancak ödenen bedeller oldukça büyük. If someone tell me today to go back and make that same journey, I won't do it. I won't even if I have an enemy, which I don't, I would never advise them to make that same decision that I made, because it's very, very risky and very, very demanding and painful, because I also lost friends. Refakatsiz göçmen çocukların yaşadıkları insanlığın kanayan yarası haline gelmiş durumda. Önlemlerin etkin bir şekilde devreye girmemesi halinde göçmen çocukların akıbeti bilinmez kalmaya devam edecek.